Bir karikatür vardı. Bir deli kendi kendine oturmuş düşünüyordu. Deli olmayanları hiç anlamıyorum. Düşünsene deli değilsin diyordu. İşte o gerçek oldu. Evet, bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Peki Türkiye'de durum ne? Araştırmalar her mahallede bir deli var diyor. Kadınlarınsa erkeklere göre daha çok ruhsal sorun yaşadığını ortaya koyuyor. Kadınlar erkeklerden daha fazla ruh hastalığı yaşıyorlarmış. Erkekler bizi çığırımızdan çıkarıyor. Kadınlar hava durumu gibi. Ben bile anlatamam bunu. Biraz güneş çıkıyor, ondan sonra yağmur yağıyor böyle. Arkasına kırmızı kar da gelebilir. Kadın olmak gerçekten çok zor. Araştırmalar kadınların erkeklere göre daha fazla ruhsal hastalık yaşadığını ortaya koydu. Bence erkeklerden dolayı olabilir. Erkekler kadınları delirtti. Yo, bence kadınlar daha duygusal olduğu için ve biraz daha hassas olduğu için belki o yüzden. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Şizofreni Dernekleri Federasyonu ruh sağlığı ile ilgili yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Ruhsal hastalıkların tümüne delilik deyip geçiyoruz ama böyle basite almamalı, görmezden gelmemeli. Çünkü öyle yaygın ki araştırmaya göre her mahallede bir deli var. Toplumda yaklaşık işte binde 5 oranında görülüyor. Bu da 200'de 1'e tekabül ediyor. Bir mahalle yaklaşık 200 kişiden oluşuyor. Her mahallede bir deli var sözü aynen geçerlidir. Peki daha çok kimlerin ruh sağlığı bozuk? Kadınların mı yoksa erkeklerin mi? Bu dünyada insan olmak zor ama galiba kadın olmak daha zor. Araştırmadaki çarpıcı sonuçlardan biri de şu. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ruhsal hastalık yaşıyorlar. Nedeni ne mi dersiniz? Duygusallıktan bir de hassas olmalarından kaynaklanabilir. Araştırmaya göre en büyük neden toplumsal baskı. Yani işin ucu erkeklere dayanıyor. Kadınların üzerinde toplumda daha fazla bir baskı var. Erkek egemen toplumların kadınlar üzerindeki yaşattığı baskı ve stres onların psikiyatrik hastalıklar geliştirme riskini de arttırıyor. Kadın... Psikolojik baskı çok var. Nasıl? Psikolojik baskı. Değil mi? Kadınların üzerine mi? Bana onay verdi. Herkes biraz kendisinden sorumlu. Bazı şeyleri kafaya takmazsan rahat yaşayabilirsin yani. O yüzden hani erkeklerin sebep olduğunu düşünmüyorum ben. Kadınlar ikiye bölünmüş durumda. Erkekleri suçlu gören de var, görmeyen de. Bizim takıntılarımız çok. Her şeyi kafaya takıyoruz. Hepsi şey detaylı istiyoruz. Olsa ama erkekler işte olsa olur, olmasa olmaz. Onlar her türlü hayat güzel. Erkekler bizi bu hale getiriyor. Erkekler ruh hastası olduğu için. Kadınları da ruh hastası mı yapıyorlar? Evet, kesinlikle öyle. Araştırmaya göre ruhsal hastalığı olan erkekler bu durumu gizlerken kadınlar çok daha rahat yüzleşebiliyor.